Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki makalede PvSense Firewall'ı kurmuştuk. PvSense Firewall'ımızın üzerinde sağ tuş Settings memorisi 8 GB'tı. Bunu 4096'ya düşürerek üzerinde sağ tuş Start ile başlatalım. Şimdi o açılırken yapmak istediğim şey şeklimizi de açalım. Şimdi arkadaşlar bu test lokali kuruyorum. Aslında kullandığım notebook'un kapasitesi RAM'i sebebiyle Core versiyon Windows Server 2022 Data Center Core kullanacağım. Kanalımı ilk defa izleyenler için doğrudan Core'un komutları kafanızı karıştırabilir. Bizde yılların verdiği tecrübeyle Core versiyonunda nasıl yönetileceğini, hangi komutların olduğunu, neyle bağlanıldığını, hangi ürünlerle kontrol edileceğini biliyoruz. Kafanız karışmasın diye şöyle bir yol izlemeye karar verdim. Test 1 Lokal 1 isimli Windows Server 2022 Desktop Experience'lı bir makine kuracağım bugün. Bunun üzerinde Windows Active Directory kuracağım. Bir makine kuracağım. Kurulumun dışına çıkacağım çünkü size normalde grafiksel versiyonla Active Directory'nin nasıl yönetildiğini eskiden standart bu şekildeydi. Hala da bazı yerlerde böyle kullanıyoruz. Bunu göstermek daha sonra asıl core kurulumuna test lokal domainin kurulumuna geçeceğim. Böylelikle elinizde görsel desktop experience üzerine kurulmuş olan bir Active Directory örneği olsun istiyorum. Karşılaştırma imkanınız olsun ki dediğim gibi komutların ne de rahat ediyorsanız, görselde rahat ediyorsanız görsel kullanın. Komut satırını seviyorsanız komut satırıyla daha hızlı, sevmekle alakası yok arkadaşlar. Sistemi nasıl iyi yönetebiliyorsanız yeri geldiği zaman görsel, grafiksel ara birimler kullanın. Yeri geldiği zaman komut satırıyla sistemi yönetin. Yeri geldiği zaman Windows Admin Center'ın yetenekleriyle sistemi yönetin. Önemli olan 7/24 sistemi canlı tutmak ve bunun desteğini vermek. Olaya böyle yaklaşırsanız daha iyi bir yönetim ve öğrenme anlayışına sahip oluruz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman daha önce Windows Hyper-V Manager'ımı açtım. Tekrar bilmeyenler için tekrar etmekte fayda var. Remote desktop'la Hyper-V host makinama bağlandım. Burada bir tane master desktop experience hazırlamıştım. Windows Server 2022 hazırlamıştım. Hem bunun nasıl master'dan normal bir production'a kurulduğunu, uygulamaya kurulduğunu göstermek istiyorum. Şöyle yapacağız. Hyper-V Manager'ımızı açtığımızı düşünüyorum. Ha, bu arada arkada firewall'ı çalıştırdık. Neden? Çünkü artık şimdi kuracağım makine hem firewall'ımı da test etmek, firewall üzerindeki kuralları da yazmak istiyorum bu şekilde. Gerçek sistemi kurmadan evvel. Ben neredeyim? 10.100.100 network'ündeyim. Buradan nasıl internete çıkacağım? Firewall üzerinden NAT yaparak modemime bağlanıp çıkacağım. Tamam, şimdi Hyper-V Manager'ı açtık. New Virtual Machine. New Virtual Machine Wizard çalıştı. Next. Burada isim verelim. İsmi bunu bir daha kullanmayacağım için ve karıştırmamak için test bir lokal bir diyeyim. Silmeyeceğim. Lazım olursa kullanırım türünden kapatacağım sadece. Adı bu. Saklanacağı yeri değiştirelim. Saklanacağı yer D'deki
Hyper-V olsun. O klasörü seçtim. Generation 2'yi seçtim. Memorisi 4 GB ona verdiğime göre 4096 da buna vereyim. 4 GB da buna verdim. Şimdi hangi network'ü kullanacağım? External 2. External 1 192 hemen şekle girdim. External 1 dışarısıydı. Ben içerideyim. O yüzden External 2'yi seçeceğim. Geri geldim. External 2'yi seçtim. Next. Şimdi normalde Create Virtual Hard Disk demeyeceğim. Çünkü elimde master bir tane VHDX dosya var. Buna şöyle diyeceğim. Attach a virtual hard disk letter. Virtual hard disk'i sonra ekleyeceğim. Next. Burası önemli. Next. Bakın hard disk none. Hard disk yok. Adı var. Generation var. Memorisi var. Ethernet kartı var. Hard disk yok. Finish. Şimdi sağ tuşla Settings'e gidiyorum. Oluşturduğum bir virtual machine'de. Prosesörü 4 yapalım. Bir prosesör yavaş kalabilir. 2 veya 4 yapmak lazım. Bu kadar. Şimdi Explorer'ımızı açalım. File Explorer'ımızı. D'ye gidelim. Bu neredeydi? Hyper-V'deydi. Klasöründeydi. Burada tespih lokal birinin içindeydi. Bakın nesi yok? Virtual hard diski yok. Şöyle yapacağım. Lütfen burayı dikkatlice izleyin. Bir önceki klasöre gideceğim. Master şu Desktop Experience'lı Windows Server 2022 idi. Buna tıklayıp Virtual Hard Disk klasörünün içine bakalım. Bir tane 15 GB'lık VHDX var. Bu klasörü tamamen kopyalayıp test bir lokal birinin içine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Master daha önce sadece küçük bir bilgi olarak sadece burayı doğrudan dinleyen arkadaşlar olabilir. Master'ı normal Windows kurulumu yapıp, update'lerini yapıp, ayarlarını güncelleyip, daha sonra sysprep ile shutdown yapılmış bir işletim sistemi. Bunu hiç açmıyorum ve online haline getirmiyorum. Getireceğim zamanı size söyleyeceğim. Şu anda şeyi kopyalıyorum. Master'ın hard diskini test bir lokal birin hard diski olması için o klasörü tamamen kopyalıyorum. Şeyi kapatmak yok arkadaşlar. pfSense Firewall'ımızı kapatmak yok. Çünkü biz Virtual Machine olarak artık tekrar ediyorum. Onun network'teyiz. pfSense devamlı açık kalacak. Firewall'ımız devamlı açık kalacak.
Kopyalansın. 2 dakikamız var. SSD kullanmak lazım bu aşamada. Normal hard disk olduğu için okuma yazması doğal olarak bu kadar. Kopyalama bitmek üzere. Kopyalama bitti. Şimdi tespit lokal 1'in çalıştığı klasördeyim. Bunu da tıklayalım. Dosyanın adını master, bunun adını değiştirelim. Rename test 1 lokal 1 yapalım. Olay bu. Şimdi bu kopyaladığımız hard diski nereye ekleyelim? Virtual Machine Settings'ten Virtual Machine'e ekleyelim. Tespir Lokal 1 üzerinde sağ tuş, Settings, SCSI Controller, buradan SCSI Controller'a gidiyoruz. Hard Drive, ekle, add, SCSI Controller, Hard Drive, add. Browse'dan D'deki Hyper-V test lokal virtual hard disk test bir lokal biri buluyoruz arkadaşlar. Ve apply diyoruz. Çünkü bu hazır kurulmuş bir işletim sistemi şu anda. Şöyle bir deneyimim var. Boot'a gidiyoruz arkadaşlar şuradan. Şuradan hard drive'ı MoveUp'la boot order'ını değiştirelim. Hard drive'ı yeni eklediğimizi üste alıyoruz. Apply. Okey. Son bir kontrol yapalım. Her zaman söylediğim gibi
yanılgıya düşmemek için start yapmadan önce ayarlarınızı bir kontrol edin. Memory 4, prosesör 4, hard diskim var, Ethernet'im var. Bu kadar. Tamam. Üzerinde sağ tuş, şu klasörü kapatalım. Klasörü kapatırken şeyi kapattık. Hyper-V Manager'ı kapattık. Bir dakika. Tamam. Arkada. Şimdi connect diyoruz üzerinde tespit lokal birin ve start'a basıyoruz. Değişik bir Windows Server kurulumu olacak bu. Standart Windows Server kurulumu değil artık. Update'leri yapılmış. ...11. ay update'lerini yapmıştım. Eğer 12. ay update'leri geldiği zaman sadece onu yapacağım. Açılsın makinemiz. Benim görüntümü kapamasın. Yayın ekranımdan kontrol edeyim. Tamam oldu. Dikkatinizi çekmiştir. Bir an önceki master makalelerini hazırlarken ISO dosyasından Microsoft'tan indirdiğim Trial'i kullanmıştım. Şimdi o Trial versiyonuyla, yüksek serginlik deneme versiyonuyla hazırladığım master'ı VHDX'e ekledim ve boot ediyorum ve sistem açılıyor. RAM'ini artırabilir miydim diye düşünüyorum. 4 burada var. 4 de burada var. Kontrol edelim Task Manager'dan. Nasıl durum? Performans. Hmm, 8 yapsam olmazmış. Memory'nin 10'unu kullanıyorum çünkü. 4 daha versem olmazmış. Aynen. Bu şekilde kullanacağım. Evet, geliyor ekranımız. Reboot yaptı arkadaşlar. Birden fazla dil eklediğim için ekran değişik olacak. Bu ekran size tanıdık gelebilir.
Ekliyoruz. SysPrep yapıldığı ve içinde iki tane dil olduğu için arkadaşlar böyle yapacak. Şimdi biz Windows'umuzu nasıl kullanıyorduk? İki tane içinde dil olacaktı. O yüzden ve ana arayüzümüz İngilizceydi. İngilizceyi seçeceğiz. Şimdi What's your country region? Türkiye. Bunu Türkiye'ye seçelim. App language İngilizce. App language İngilizce. English United States seçebiliriz. Klavye Türkçe. Ayarımız bu. Arayüzümüz İngilizce. Tarih saat formatı Türkçe. Var olduğumuz ülke Türkiye. Böyle seçiyoruz. Next. Lisans anlaşmasını Accept'le onaylıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Klavyenin Türkçe veya İngilizce olduğunu, evet Türkçeymiş. Bunu bir test et diyorum mu? İlk önce test edin arkadaşlar. Sonra olmadık hatalarla karşılaşmayın. Klavye Türkçeymiş. Tamam. Rahatlıkla. Finish dedim. Desktop Experience'lı Windows Server'ımız, Windows Server 2022'miz kurulumu, başlangıç kurulumu tamamlandı. Evet budur. Hemen Ctrl Alt Del'le gönderiyorum şifremi. Yazıyorum. Ve server'ım açılıyor. Gene bölgesel ayarları kontrol edeceğim. İngilizce Türkçe doğru çalıştığını teyit edeceğim. Sonra Active Directory kurulumuna geçebilirim. Ama hepsini yapmadan hemen bir IP atacağız. Çünkü Türkçe dil paketi veya herhangi bir zaman bilgisini güncellemesi gerekecek. Bunun için ilk önce her şeyden önce bir IP vereceğiz. Firewall üzerinden çıkmasını sağlayacağız. Görüyorsunuz 4 GB RAM'le bile grafiksel arayüz birim oldukça yavaş çalışıyor. O yüzden Core versiyon kullanacağım. Dikkatinizi çekiyor değil mi? Format, Regional Settings formatını değiştirmemiz gerekiyor. Hemen bunu yapalım. Şuraya tıklayalım. Ama ondan önce IP versem daha iyi. Bir dakika. Evet. DHCP yok çünkü. Hatırlarsanız Firebird'ı kurarken DHCP'm olmasın demiştim. O zaman doğal olarak makine IP alamadı. Sağ tuş. Open Network Internet Settings. İnternete bağlı değilsiniz diyor zaten. Ethernet. Change Adapter Option. Burada sağ tuş, Properties,
TCP IP 4'ün üzerine gidiyorum. Properties. Buna bir IP verelim. 10, 100, 100, 200'lere verim ki 240 falan verim. Kullanmayacağım çünkü. İleriki bir IP'de dursun bu. Subnet mask'ım 255, 255. Gateway'im 2 arkadaşlar. Bakın. Gateway'im 2. PFSense'in iç bacağı. 100, 100, 2. DNS'im şey olabilir. PFSense'in kendisi olabilir. Veya doğrudan modemi de yazabilirim. Ama DNS kendisi olacak normalde. Şöyle yapayım. DNS'i doğrudan 10. Pardon, yanlış yerde duruyor ilaç. 10, 100, 100. 2 de verebilirim. Çünkü üzerinde bir DNS servisi çalışıyor bunun. Okey. Close. Buna no diyorum. Ve internetimizi test edelim. Neyse bir yanılgı yapmadık umarım. Geldi. Bakın. Ethernet bağlantımızı doğrudan browser'ı daha değişik metodlarla kontrol etmek gerekir de complete setup confirm without signing doğrudan şuraya www Google yazdığımız zaman İşte arkadaşlar. Sistemimiz çalışıyor. Firewall üzerinden çıkıyorum. Başka bir adres de yazabilirim. Microsoft.com yazın. Aynen. Türkçe sitesine bağlandı. Olay bu. Tamam. Firewall'ımız düzgün çalışıyor. Client'ımız artık client, daha server olmadı. Server aslında. Bunun ayarlarını değiştireceğiz. Ayarlarını değiştirelim. Buraya tıklayalım. Expand. All settings. Neyi kontrol ediyorduk? Time language. Daha önceki makalemde vardı. Evet, time zone artı 3. Sıkıntı yok. Bu bir. Current format United States. Hayır, buraya ne ekleyeceğiz? Türkçe'yi. O zaman hemen gidip language'e arkadaşlar şuraya et Türkçe deyip set demiyoruz. Tamam. O ona eklerken detayma gidip neyi değiştirebiliriz? Pardon. Region'a gidip formatı artık Türkçe seçebiliriz. Country Turkey. Format evet Türkçe'ye döndü. Güzel. Şimdi tekrar nereye dönüyorduk? Language'e dönüyorduk. Language'de neyi kontrol ediyorduk? Buradan Options'tan Turkish Q. Tamam. Bu sysprep'ten doğru ayarları olarak gelmiş. Sadece dil eklemiş olduk. Bir de Administer Language Setting'e gidiyorduk. Bu onu indirir kurarken Administer Language Settings'te buranın İngilizce olduğunu, non Unicode'un İngilizce olduğunu teyit ediyoruz. Copy Settings. Copy Settings'te evet değişecek. Format şu alttaki çentikleri yapınca bunlar da şu current user'ın ayarlarını welcome screen ve yeni user account'lar da bu ayarlarla devreye alınacak. Okey.
Okey. Evet, budur. Bu bitince makinenin aktif direktörü kurulumu için tüm hazırlıkları tamamlanmış olacak. Dediğim gibi bu sadece görsel desktop experience ile Windows Server 2022'ye nasıl aktif direktörü kurulur örneği olacak. Asıl test lokal domaininde core versiyon. Bu grafiksel ara birimi olmayan sürüm kullanacağım. Şu bitsin. Şu anda neyin arkasındayız? Firewall'ın arkasındayız. Firewall'ümüzde dışarıdan girişler kapalı, içeriden tüm çıkışlar açık. Bunu da ayarlayacağız bir sonraki makalede. Bir ışık açalım. Şu üçünü, dördünü yaptım. İşimiz tamamlanmış olacak. Language. Budur. Böylece canlı yayınlarda ışığın ne kadar önemli olduğunu da öğrenmiş olduk. Önemli olan size bunu anlatmam. Benim yüzüme ne kadar ışık geldiği önemli değil. Şu bitsin arkadaşlar. Kapatacağım zaten. Bu makale de burada bitecek. Onu kurarken aslında bir pfSense'imize bakabiliriz. HTTP 192 pardon 10 100 102 Next pfSense config diyelim. pfSense web diyelim. Daha iyi web konfigüratörü aslında. Web. Evet, şuradan admin yeni şifre belirlemiştik. Kurulumuz devam ederken şimdi güzel işte arkadaşlar şimdi ben DNS Server'ı şunu göstermek istemiştim. Ben DNS Server'ı 10.0.0.2 yapınca bunun üzerinde ne çalışıyor? DNS Server var. 127.0.0 loopback adresi bu. Her makinenin 127.0.0.1 ise kendisi demektir. O da şeye bakıyor. Modeme bakıyor. Modem üzerinde de böyle bir DNS servisi çalışıyor. Üzerinde tabii ki kayıt yok. Birbirine yönlendirerek gerçek DNS serverlara gitmeye çalışıyorlar. Böylelikle ben bunu vererek buradaki DNS serverlar devreye girdi ve internete çıkabildim. IP adresini çözüp bana geri getirdiler. Bitmek üzere.
Buraya ekleyerek system information, interface, istatistik, firewall log ne ekleyeyim? Aslında servis statüsüm yok. Şimdilik dursun. Bu kadar yeterli benim için. Şeyi görebilirim tabii ki burada. Şuradan size. Lan işte bu kurallar doğrultusunda. Status related log settings. Evet, dışarıdan içeriye girişler var. Bunlar kapatılıyor. Olmayan networkler var. Bunlar bloklanıyor. Firewall çalışıyor aslında arkada. Gayet iyi bir şekilde. Summary review. İçeriden nerelere gidiyorum? Bakın hangi IP'ler var içeride. Dışarıda hangi IP'ler var? Destination IP'ler neler? Portlar neler? Firewall kullanmayı daha çok seviyorum açıkçası. Ne budur? Bitti mi bu? Kontrol edelim. Evet bitmiş. Language'e gidelim. Bitmiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.